gruplaşmanın hani %50-%50'lik bir aslında bölünmüş bir yapı var. Bir toplumsal yapımız var. Yani siyasetin böldüğü ve siyasetin daha doğrusu bunun üzerinden yürütüldüğü ya da bunun üzerinden konumlandırdığı bir süreç yaşadık. O yüzden bu kutuplaşma süreçlerinde sizin başka kitlelere ulaşmanız, başka kitlelere kendi mesajlarınızı aktarmanız çok kolay olmuyor, olamamaktadır. Bence muhalefetin birçok sıkıntısı ya da sorunu vardı ama en temel olarak böyle bir tespiti yapmak lazım. Yani bu kutuplaşma meselesi çözülmediği sürece Türkiye'de bu %50-%50'lik bir mesele, 3 aşağı 5 yukarı benzer bir takım süreçler ya da sonuçlar da hep karşımıza çıkacaktır. Ama şu önemli, ya ikinci tura kalmış olması ve ikinci turda Millet İttifakı'nın daha yoğun bir çabayla aslında seçimi kazanma ihtimalinin belirdiğini görmek gerekiyordu. Ama o çaba yeteri kadar sergilenmedi. Bunu da elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu hakkını yemeyelim. Çok ciddi bir çaba, çok ciddi bir özveri gösterdi. Türkiye'nin bütün toplum kesimlerini öyle ya da birleştirdi. Yani milliyetçisinden, Kürt hareketine, sosyalistlerinden, sosyal demokratlarına, Atatürkçülerinden, muhafazakarlarına kadar geniş bir yelpazede insanları bir araya getirdi. Ama tek başına ya da şöyle söyleyelim, kendi partisinden de kaynaklı bir takım sorunlar vardı. İttifaktan da kaynaklı bir takım sorunlar vardı. O sorunlar neticesinde de bu durum kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıktı. Bilge Hanım, mesele şu değil sadece. Yani 25 milyon ve 27 milyon meselesi değil. Bence muhalefet açısından sorulması gereken çok tarihi sorular var. Bunlardan birincisi, 20 yılı aşkın bir sürede iktidar olan bir partinin hala %35 oy alması ve ana muhalefet partisinin bütün ittifaklara rağmen %25'te kalması. Bu ciddi sorundur. Yani bunu açmak lazım, bunları konuşmak lazım, bunları tartışmak lazım. Dolayısıyla hani ilk olarak şu söylenebilir. Türkiye bir kutuplaşma zemininde bir seçime gitmiştir. Bu seçim sağlıklı koşullarda yapılmış bir seçim değildir. Şunu söylemek istemiyorum ya da daha doğrusu muhalefet şuna sığınmamalı. Elbette ki gerçekten devletleşmiş bir partinin devletin bütün imkanlarını seferber ederek kullandığı bir seçim olmuştur. Ama nihayetinde muhalefet bu koşulları kabul ederek seçime girmiştir. Sonuçta bu koşulları kabul ederek seçime girdiğiniz zaman meseleniz artık şikayet etmek değil, meseleniz bu tabloyu değiştirecek bir takım süreçleri, politikaları ya da kadroları ortaya çıkarmanızdı. Bu yeteri ölçüde başarılamadı. Umuyorum ve diliyorum bundan sonraki süreçte bu yapı, bu 25 milyonluk kitle bundan sonraki süreçte bir arada tutulabilir. Şöyle bitireyim bu sorunuzu. Türkiye'nin yeni dönemini şekillendirecek dinamik bu 25 milyon kitlenin içinden çıkacaktır. Yani Türkiye'de entelektüel ve siyasal üstünlük diyelim ya da kazanma potansiyeli diyelim ya da üretme potansiyeli diyelim. Bu 25 milyon kitle içinden çıkacaktır. Elbette sağında gitmeyen insanlar var. Onları da iyi analiz etmek lazım. Ama nihayetinde bir seçim olmuştur ve bu seçim öyle de böyle hala bütün olumsuzluklara rağmen bir iktidar tarafından, mevcut iktidar tarafından kazanılmıştır. Nedenler üzerinde de ayrıca tartışmakta yarar var diye düşünüyorum. Evet, nedenleri onu soracağım ama sizin de söylediğiniz gibi aslında hiç de adil olmayan bir seçim süreci yaşadık. Bir yanda devletin bütün imkanları, bir yanda da sadece bu kadar da değil, yalan kampanyaları, iftira kampanyaları, montajlı videolar ve aslında bu söyleminde devam edeceğine dair bazı işaretler geldi. Dün akşam özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Ankara'ya gitmeden önce İstanbul'da Kısıklı'da yaptığı açıklamalar oldukça sert açıklamalardı. Daha sonra Beştepe'de yaptığı açıklamalar birleşme vakti dedi. Ama aynı noktada, yani aynı yerde bu sözlerin hemen sonrası muhalefeti yuhalattı. Dolayısıyla bu yeni döneme dair bazı mesajlar verdi bize. Erken seçim sinyali de verildi. Onu da soracağım. Ayrı bir soru. Zira erken seçim hazırlıkları belli ki başlayacak. Özellikle AKP cephesinde. Ama yeni dönem sizce nasıl olacak? Bu konuşmalardan, bu iki konuşmadan siz ne çıkardınız Sayın Fırat? Bugüne kadar sayısız balkon konuşması dinledik Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Hiçbirinde de o verdiği tırnak içinde daha toleranslı bir iklimi maalesef yaratmadı. Bunun yaratması da beklenemez çünkü zaten kutuplaşmadan beslenen bir siyaset var. Bu siyaseti sürdürecektir, kaçınılmaz olarak sürdürecektir. Elinde çünkü
başka argümanı yoktur. O %50'yi korumak adına mümkün olduğu kadar milliyetçiliği, mümkün olduğu kadar dindarlığı, öyle de böyle bütün bu argümanları kullanacaktır. Dediğinizde çok haklısınız Bilge Hanım. Orada resmen yerel seçim kampanyasını başlattı. İstanbul'a ilişkin çok ciddi mesajlar verdi. Zaten hani yaklaşık 8-9 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bir yerel seçime gideceğiz. Bu yerel seçime giderken de bu kutuplaşmanın gideceğini düşünmek çok iyimser bir tavır olur. Bu birincisi, bu kutuplaşma siyasi devam edecekti. İkincisi, daha da önemli olan şu, bu ekonomik ya da siyasal krizler öyle ya da böyle toplumsal rızanın üretilmesini engel oluyor. O yüzden buna yönelik olarak toplumda ciddi bir hoşnutsuzluk ya da ciddi bir serzeniş başlayacaktır. Buna karşı da inanılmaz bir baskı politikası devreye sokacaktır. Bugüne kadar belki gördüğümüzden daha ağır bir baskı politikasıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü elinde başka argüman yok. Yani o seçim döneminde sizin biraz önce söylediğiniz o kullanılan ağır, kirli söylemler yine devreye sokulacaktır. Yine insanlar terörist ilan edilecektir. Yine insanlar bölücü ve hain ilan edilecektir. Neden? Çünkü çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizi kaldıracak kadrolar olur mu, ortaya çıkar mı, onu bilmiyoruz. Umarız ki yani ortaya çıkıp çözülür müzdür, ama öyle bir ihtimal de çok fazla görülmüyor. Nihayetinde şunu da söylemek lazım. Yani bu iktidar 5 yıl gider mi, ondan çok emin değilim. Yani biraz yerel seçime bağlı, yerel seçimin sonuçlarına bağlı. Yerel seçimde ortaya çıkacak tablo ya da yerel seçime gidene kadar eğer bu iktidar gündelik hayatta çok ciddi bir rahatlama yaratmazsa istediğini alamayabilir. Orada bir çözülmeye başlayabilir. Çünkü gerçekten bir enkaz var. Muhalefetin belki hani tırnak içinde bir tür polyanacılık yapmak istemiyorum ama hani eğer kazansaydı çok zor bir süreç muhalefeti bekliyordu. Bu ağır vergiler, borçlar, ödenemeyen işte bütün bu hacizler, bütün ciddi bir, çok ciddi ağır bir enkaz devralacaktı muhalefet. Şimdi yaratmış olduğu sorunları kendi çözme iradesini göstermek zorunda bu iktidar. Onu gösterir mi? Hep birlikte göreceğiz. Çok umutlu ve iyimser değilim. Ama bir seçim kampanyası başlattığını gördük dün akşam. Şimdi yıkımı kim yarattıysa enkazı da o kaldırsın mesajı. Gerçekten bu mesaj çıktı mı? Zira bu yıkım altında bir yandan da az önce ifade ettik, siz de söylediniz. Yerel seçim için düğmeye basıldı dün akşam. İstanbul, özellikle İstanbul belli ki büyük bir yara açmış durumda. Dedi ki İstanbul'u yerel seçimlerde kazanmaya hazır mısınız diye sordu ve büyük bir coşkuyla o kalabalıktan yanıt alındı. Yani hedef İstanbul gibi gözüküyor. İstanbul ve başta diğer büyük şehirler olmak üzere. Bu arada ben yönetmenimizden rica edeyim büyük şehirlerin durumu gelsin ekrana. Büyük şehirlere baktığımızda